Ve 46. Sevgili arkadaşlar, vücudunuzdan bahsediyor, yüksek düzeyde enerjiyle desteklendiğinden, bu enerji aldığından bahsediyor ve hastalıklara karşı daha dirençli olduğundan bahsediyor cümlemiz. E gayet ne olumlu bir cümle. Bu eksiği hep yapın lütfen. Yüklemlere bakarak ama. Cevap niye bu? Ven. Alıştığınızda vitamin zengini sebzeler, brokoli vesaire gibi tüketmeye alıştığınızda artı e, vücut yüksek düzeyde enerji almaya ve hastalıklara dirençli olmaya başlar veya öyle olur. Görüyor musunuz? Cevap D şıkkı net bir şekilde artıya artı. A şıkkında mesela bir caz tez var değil mi? Benzerlik kurar dedik. Ya şimdi ben ne ile neyi kıyaslıyorum? Birçok gıda takviyesi vücudumu mu kıyaslıyorum? Buradaki mantarika ne ile neyi kıyaslıyorum ve benzerlikleri ne? Mesela ben burada ne diyorum arkadaşlar? Sapla yani enerji arzı sağlanıyor vücuda. E burada kullanmak diyor. Bir yüklem benzerliği bile yok. Bırakın özneyi. Alakasız iki yüklem. tezi düşünüyorsanız. Tamam mı arkadaşlar? Peki şuraya geldim. Orada ne diyor? Yeme alışkanlığınızı değiştiriyorsunuz ve stresli hayattan da kaçınıyorsunuz. Doğru mu? Peki stresli hayattan kaçınıyorsanız bu kocaman bir artı değil mi? E, yukarısı da enerji sağlıyor bu da artıydı. E, nereden even if oluyor o zaman bu? Olamaz ki. Zıtlık değil çünkü konu. İlerleyelim. Evet. Oldu o ifadesine bakalım. Ne diyor arkadaşlar burada? Rutin kan basıncı, tansiyon, kolesterol seviyelerini kontrol ettirmek gayet güzel artı. E yukarısı da artıydı. Ben bunu neden oldu ola bağlayayım. Başındaki yüklemi, yüklem diyorum, bağlıcı yüklemle birlikte yukarıyla kıyaslamak. Tüm yaptığımız şey bu aslında. Bütün cümleyi çevirmeyle uğraşmadan özellikle. İki tane şey arasında kalırsanız baktığınız oldu. Detaya kadar çevirin. Kimse size karışmaz. Şuna da bakalım mı? Arkadaşlar güçlendiriyorsunuz vücudu. Artı. E karşıda eksi isterdi. Yok bu da artı. Bunu da atıyor. Değil mi? Yani cevap ne oldu dedik bu arada. Mörek gibi silelim. E, denizli seçeneği. Geldik buraya. Bir soru daha. Daha öncesinde verdiğim bir kuraldı. Ne diyorduk arkadaşlar? Ne diyorduk? Fiille başlayan durumlarda virgülden sonra o fiilin sahibini arayacaksınız. Kurulan diyor. Virgül nerede? Burada. Arkadaşlar bana 18. yüzyılda ilk olarak kurulan bir şey söyleyin. Fabrika kurulur. Metot kurulmaz. Çikolata kurulmaz. Sütlü çikolata kurulmaz, tüketim kurulmaz. Bana fabrika veren tek şık cevap olur. Sadece şurayı doğru okursanız. Çünkü özne yok. Virgülden sonra özne gelmesi gerekiyor. Okey. 48. Oldu o bağlacına dikkat edin arkadaşlar. Çöktü dediğine dikkat edin eksiği koyun hemen. Çöktü. Değil mi? ne arkadaşlar? Pearl Collection Industry as a result of. Ekonomik değişimden dolayı çöküyor. Peki devam ettim. Şunu bıraktım. Şıklara bat yazarak okuyacağım. A'yı görelim önce. Çöktü ama kaybetti. Bu da eksi. Ben niye bunu ama diyeyim? Zıtlık bağcı kullanayım. Gitti. Çöktü. Referansın güzelliğine bakın. Pearl Collection Industry'e it dedik. Bu endüstrinin özellikleri Değil mi? Ve uygulamaları hayatta hala artı. Bu artıyı şu referansı şunla buluşturduğumda cevap çok net B'dir arkadaşlar. Devam edelim. Devam edelim. Şurada ne var? Diğer gelişmeler bu muydu? Özür dilerim. Şunu konuşalım. İnci diyor. Ne diyor? Is still found in many oyster beds in open seas. Sevgili arkadaşlar dikkat. Bu endüstri ne oldu? Çöktü diyor mu? Gayet net. Çöktü ama diyor. Biz endüstrinin çöküşünden bahsediyoruz. Bunun hala denizde bulunduğundan bahsediyoruz. Bizim işimiz o değil arkadaşlar. Bu yok oldu ama uygulamaları hala duruyor. Ya hocam, şu da fena değil diyenler için. Şu referans burada tüm güzelliğiyle dururken yakın en yakın cevabı ararken B'yi işaretlemek zorundasınız. Referansın karşılığı var çünkü. Peki D şıkkında diğer gelişmeler yukarıda ne gelişmesi var diyeceksiniz. Daha başka bir noktaya geliyorum. Burası eksi, şurası eksi. Bunu ben kalkıp zıtlıkla bağlayamam. Ve son olarak şuraya gelelim. Burada ne diyor? Keşfedilmesinden bahsediyor. Bilinmeyen bir bölge, bölgelerden bahsediyor. Arkadaşlar zaten çöktü, bitti. E bura çöküyor. E aynı konuyla ilgili yine keşifler yapılıyor. Bu mantık hatası. Referans yok. O zaman cevap ne olacak arkadaşlar? Hem referanslı hem artı eksili B şıkkı olacak. Okay. Haydi bakalım. 49. Sıtmadan bahsediyor. Bir sivrisinek hastalığından en büyük tehditlerden biriymiş. Ne güzel. Arkadaşlar en büyük tehditlerden biri. Buyurun. Ve bilim insanları görüyor musunuz bu tehdit ya da sıtmayı yenmek için mücadele veriyorlarmış. Dediğim an zaten e ben buradayım der. Bir tehdit ve bilim insanları mücadele ediyor itle onunla. Başka referans var mı dediğimizde? Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar referans it olan yok. Mesela şurada bir deyi var. Hocam bu olmaz mı? Zaten bu, bu arkadaşlar. Sivrisinekler, sivrisineklerin kurbanları. Yukarıda aramanıza gerek yok bu deyi. Tamam. It dedik. E şıkkı cevap oldu. Ve son 50. Hmm. Şimdi diğer kelimesine dikkat. while bağlacına özel dikkat. Ben burada küresel ısınma, asit yağmuru, ozon tabakasındaki delikten bahsediyorum. Yani şöyle bahsettim. Sonra da diğer değişimler diyerek bu tarafa geçiyorum. Bunlar zaten değişim değil mi? Küresel ısınma, asit yağmuru, ozon deliği değişim. Sonra diğer değişim diyorum. Çevrenin tahrip olması ve avlanma bireysel türleri tehdit ediyor arkadaşlar. Var mı sorun? Yok. Net bir, net bir şu işareti lütfen. Lütfen şu işareti aklınızda bulundurun olur mu? Bazıları böyle, diğerleri böyle dediğimiz her şey while verir durumudur zaten zıtlık ilişkilerinde. Okay.